Sevgili öğrenciler, sizler birer ortaokul öğrencisi olarak sosyal medya kullanmaya başlamışsınızdır sanırım. Evde kalmamızı gerektiren şu dönemde artık sosyal medyayı kesinlikle kullanmamalısın şeklinde tavsiyelerin geçmişte kaldığını kabul ediyoruz. Ama tabii doğru ve faydalı yönde kullanmak son derece önemli. Bildiğiniz gibi sosyal medyanın sınırları neredeyse sonsuz. Sizi çok yararsız konularla uğraştırıp değerli zamanınızı tüketebilir de size ulaşabildiğiniz faydalı bilgilerle inanılmaz donanımlar kazandırabilir de. Bunu stüdyodaki konuğumuzla az sonra tartışacağız. Ama önce onun mesleğinden bahsetmek istiyorum. Konuğumuz hem televizyon programcısı, hem radyocu, hem de gazete yazarı. Yani iletişim alanında çok başarılı birisin. Dolayısıyla sosyal medya konusunda size çok değerli tavsiyelerde bulunabilir. Aynı zamanda bir fayda daha elde edeceğiz bu sohbetten. Sosyal medya ile olan ilişkilerinizden yola çıkarak iletişim alanında ilerlemeyi hayal ediyorsanız, meslek seçiminde de onun fikirlerinden istifade edebilirsiniz. Hoş geldin sevgili Zeynep Türkoğlu. Hoş buldum. Merhaba. Zeynep Türkoğlu ile biz çok eski bir zamandan beri tanışıyoruz sevgili öğrenciler. Daha önceleri ben onun televizyon programına konuk olmuştum. <laughs> Şimdi ben sizlerin vasıtasıyla kendisini ağırlıyorum böyle bir karşılıklı. Hoş geldin ee, durumu oldu. Evet misafirlik terse dönünce de çok hoş oluyormuş bu arada. <laughs> ben de çok zevk aldım bu durumdan şu anda sevgili Zeynep. Şimdi sevgili minik öğrencilerimizi onlar ortaokullu ve birer melek olduklarını düşünüyorum. Gerçekten çok dikkatle bizi dinlediklerinden de eminim. Bir gazeteci televizyoncu ne yapar? Biraz anlatır mısın? Ee, arkadaşlara bir iyi bir kötü haberim var. Öyle mi? Evet. Öncelikle şunu söyleyeyim. Zannetmesinler ki bütün yetişkinler birleşmiş hayatı onlara zehrediyor. İlle çalışın 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 falan. Şunu düşünmesinler lütfen. Büyüyünce istediğimiz her şeyi yapabileceğiz. Hayır. Hiç öyle bir dünya <laughs> hayal etmesinler. Bugün çalıştıkları gibi büyük ihtimalle hayatları boyunca da çalışmaya devam edecekler. Bu iyi mi kötü mü? Ee, İyi ve kötü haberin kendisi bu. <laughs> hem iyi hem kötü. Hem iyi hem kötü olan bu. O yüzden e, sevsinler. Şunun için söylüyorum. Yani bir e, medya mensubunun gündelik çalışma alanı nedir? Medyanın kendisi çok geniş bir alan. Dolayısıyla ilgi alanları da çok geniş olmak zorunda. Eğer bu alanda kendisine gelecekte bir hedef koyacaksa arkadaşlarımız şunu bilmeleri lazım. E, okumayı sevmeleri gerekiyor dikkatlerinin açık olması gerekiyor. Gördüklerini yorumlama becerilerinin olması gerekiyor. Yani herkesin gördüğü tarafa bakabilirler ama herkesin gördüğünü görmeyecekler. Bir şey daha görecekler. Farklı bir şey daha görecekler. Ya yeni bir şey görmeliler ya da herkesin gördüğü şeyin başka bir özelliğini bulmalılar. Ya da bize bizi buna ikna etmeliler. Bir şekilde bunu halletmek durumundalar. Nasıl geçer günü? Ee, dediğim gibi yani e, eziyet olsun diye onları erken bir vakitte kaldırıp okullara göndermiyoruz kesinlikle arkadaşlarımızı hayat böyle gidiyor erken kalkacaklar ee, erken kalkar çünkü bir medya mensubu yani haberlerden bir tanesi bu Hayata, erkenden hayata başlamak, erken hayata erken başlayacaklar ee, çünkü sadece bir medya mensubu aslında e, toplumun en küçük biriminden de haberdar olacak ama bu halka genişler 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 dünyaya kadar siz uyurken Dünyanın başka yörelerinde, başka yerlerinde bir şeyler olmuş olabilir. O bilgi akışını takip edecekler. Ondan sonra oradan derledikleri bilgilerle bulundukları içinde bulundukları toplumu acaba ne ilgilendiriyor? Hmm. Onlara neyi vermeleri gerekiyor? Neyi aktarmaları gerekiyor? Bunun önceliklerini tespit edecekler. Bunu yaparken yalnız olmayacaklar. Geniş bir haber merkezi kendilerine eşlik ediyor olacak. Oradaki arkadaşlarıyla birlikte gündem belirleyecekler. Belirledikleri gündemi nasıl aktaracaklarına dair de bir usul, bir yöntem belirleyecekler. Ha, bu televizyonsa bir haberin dilinin kurgulanması, görüntülerin toplanması, montajlanması gündelik işlerin bir parçası. Bir gazete ise yine görüntünün toparlanması, yazının yazılması, bunun grafikerlere, editörler arasında sürekli olarak bir yazının gidip gelmesi günlük telaşın bir parçası. Akşama doğru artık haberlerini oluşturmuş, seyircilerine, dinleyicilerine, okurlarına sunulacak hale getirmiş olmanın ...rahatlığını yaşayacaklar. Hemen ardından... ...başka bir telaş başlayacak. Yarın... ...ne yapacağım? <laughs> Hiç bitmiyor yani Bitmez. bu telaş diyorsun. Peki, şimdi birçok... ...öğrenci e, kardeşimiz... ...evladımız bir televizyon kanalını... ...görmemiştir bile. Sadece hayal ediyordur... ...veya ekranda göründüğü kadarıyla. Bir televizyon kanalı nasıldır? Orada ortalama kaç kişi çalışır? Ne işler yaparlar? Bize biraz anlatır mısın... ...çalıştığın yeri? Tabii, seve seve. Yalnız şunu baştan söylemek lazım. Şimdi televizyon kanalı dediğimiz yerler... ...üç aşağı beş yukarı... Bir resim ortaya çıkarmaya çalışacağım ama ulusal kanal mı, yerel bir kanal mı? Ee, biz daha çok televizyonu ilk açtığımız anda ekranda kimleri görüyorsak onu kabul ediyoruz. Bunlar da çoğunlukla ulusal kanallar ama yerel kanallar da var mesela. Dolayısıyla bir kanalın bir televizyon kanalının kapasitesi aslında hitap ettiği kesime göre değişir. Bu da çalışanların sayısını değiştirebilir ama değişmeyen şey şu üretim aslında 3 aşağı 5 yukarı aynıdır. Nelere ihtiyaç var bunun için? Ee, kameraya, ışığa ihtiyaç var. Materyal olarak söylüyorum. Bir stüdyo diyebileceğimiz alana ihtiyaç var. Sonra o görüntünün aktarılması için bir reji ekibin e, servisine ihtiyaç var. Bir ana kumandaya ihtiyaç var. E, bütün bu cihazlardan sonra elbette onları kullanacak insanlara ihtiyaç var. Evet. Yani bir sesçiye ihtiyaç var, yönetmene ihtiyaç var, playoutçıya ihtiyaç var. E, siz ekranda haberleri seyrederken gördüğünüz altyazıları yazan KJ operatörüne ihtiyaç var. E, bütün bunlar olursa ancak ekran önünde birinin sunması mümkün oluyor. O aşağı ama da ben devreye giriyorum işte. <laughs> Orada bir de bir sunucuya ihtiyaç kocaman var. Kocaman bir ekip var onu demek Çok istiyoruz. Çok kalabalık bir ekip var. Sizin gördüğünüz bir kişinin arkasında onlarca kişilik kalabalık bir kadro var. Çok güzel bir ekip çalışması. Peki bunların içinde bazıları kıdemli, bazıları yeni başlamış. Onların arasında bir fark var mı? Tabii ki işleyiş açısından onlar daha basit işler yapıyorlardır. Nasıl bir ilişki var iki grubun arasında? Şimdi insan e, bir gün Okullarını bitirecek arkadaşlarımız çalışma hayatına girecekler ve ilk fark edecekleri şey şu olacak. Hayatın pratiği aslında çok önemli şeyler öğretiyor. Ve kendilerinden daha tecrübeli insanların o işi nasıl yaptığına bakmanın yeni bir okul olduğunu da görecekler. Dolayısıyla e, hayata, mesleğe, kendilerinden önce başlamış olan insanların bilgisinden yararlanmaya çalışacaklar. Bu birazcık sabırlı olmayı e, bilirlerse zevkli de bir süreç olabilir. Tabii. Onu da söyleyeyim. Yani... Ee, uzun zaman diyelim ki bir eğitimini gördüyseniz özellikle bunun teorik olarak gördüğünüz şeylerin hayata nasıl döküldüğünü, profesyonellerin nasıl bunu uyguladığını görüyorsunuz. O aşamada küçük küçük sorumluluklar almaya başlıyorlar. Yani bu sorumluluk almak ilk başta mesela kendi e, tecrübemden şöyle bir şey söyleyebilirim. Ben bir televizyon kanalında ilginç çalışmaya başladığımda ekran yüzü dediğimiz sunucu olarak başlamıştım ama e, baktım. Önümde akan bu yazıları benim için hazırlayan birileri var. Kim nasıl yapıyor bunu? Yurt Haber Servisine gittim çünkü yurt haberleri okuyordum. Yurt Haber Servisinin editörlerine baktım. Haber yazıyorlar. Ondan sonra onlardan bana yardım etmelerini istedim. Dedim ki yayına vermek üzere değil ama eğer elime bir malzeme verirseniz ben nasıl yazılacağını, haber dilinin nasıl oluşturulabileceğini sizin yaptıklarınızdan örnekle önce onları taklit ederek yapmak istiyorum. Hep çok şanslıydım. Orada da şanslı oldum. Yurt haber editörüm sevgili Yasemin ki artık emekli oldu o ama hmm. e, Yasemin mesela o konuda benim elimden tutar önemli bir editördü. Yaseminin yaptıklarına baktım. Ben nasıl yapabilirim diye baktım. Sonra o çok önemli noktalardan bir tanesi şu: İnsan öğrendiği bir şeyi hayata geçirirken ilk anda en doğrusunu yapmıyor. Yapamıyor tabii ki. Yaseminin gösterdiği şeyi yaptım kendimce. Hmm. Sonra. Onu Yasemin'e tekrar verdim düzeltmesi için o haberi ve ondan şunu rica ettim. Ben yanı başında oturmaya devam edebilir miyim? Nerede hata yaptığımı neleri düzelttiğini görürsem hı hı. daha çabuk öğrenebilir. Harikasın. E, dolayısıyla bu zaman kazandırdı. E, tecrübeli insanların bu yardımından kendilerini kimse mahrum etmemeli gerçekten. Çok önemli ve karşı taraftan da güzel bir dönüş alınca o büyük bir şans. Çok hızlı bir ilerleme söz konusu oluyor. Peki yaptığın iş itibariyle çok insanla çok iyi ilişkiler kurman gerekiyor. Her meslekte bu yoktur. Bazı meslekler vardır. Bir odaya kapanırsın, çalışırsın, işini yapar, akşam evine gidersin. Ama senin işin hep insanlarla ve hep onlarla iyi ilişkiler kurman lazım. Bu zor mu? Aynı zamanda bunun senin üzerinde seni yorucu etkileri de var mı? Ee, aslında evet doğru söylüyorsunuz. Ee, bazı işlerde insan e, unsurunun ve onlarla iyi ilişkide ve iletişimde olmanın daha fazla önemi var doğru. Ama e, hemen her işte de böyle olduğunu düşünüyorum. Diyelim ki yaşadığımız semtteki bir esnaf, o da yaptığı iş ölçeğinde e, insanlarla iyi ilişkiler kurmak zorunda. Nedir bu? Bir kere kendine doğru ifade edecek. Ee, ne sattığını ne verdiğini bilecek, karşıdan gelenin o günkü halini görecek, ee, kime neyi verip veremeyeceğini <laughs> bilecek. Ee, bunun farklı bir ölçeğini biz kendi işimizde yaşıyoruz hakikaten. Ee, dediğiniz gibi mesela seyircimiz var yani o, ulaşacağımız insanların kimler olduğunu yani hiç görmediğimiz, aslında somut olarak hiç kendisini görmediğimiz milyonla insanın orada bizi izlediğini biliyoruz. Bir bunu hesaba katmak zorundayız. İki kalabalık bir ortamda çalışıyoruz. İnsanız iyi günümüz olur, kötü günümüz olur. Ama daima o işin selamete çıkması için. Sabırlı davranmak zorunda olduğumuzu biliyoruz. Bununla birlikte arızalar her zaman olur. Bir gün siz birini idare edersiniz, bir gün birileri sizi idare eder. Bir de işin konuklar boyutu var tabi, iletişimde olduğumuz, onlarla da ilişkilerimizi hep sıcak tutmamız gerekiyor şüphesiz. E, fakat bu şu demek değil aynı zamanda bu ilişkilerin her anlamda sıcak tutulurken e, irtibatta olmaya devam ederken samimiyet bence kilit kelime. Samimi olursanız, e, her türlü iletişim kazasının da önüne geçiyorsunuz, kendinizi de daha iyi hissediyorsunuz, yaptığınız işi de daha çok seviyorsunuz. Yani kendiniz olmaktan geçiyor her şey diyorsun. Doğru. Çok haklısınız. Peki işin bir başka zor yanı da, dışarıdan bakınca zor görünen yanı da, çok konuda e, sevgili öğrenciler bilgi sahibi olması gerekiyor bir medya mensubunun. Bunun da zor yanları e, mutlaka vardır. Bununla nasıl başa çıkıyorsun? Her şeyi öğrenmek, her konuda bir şeyler bilmek ve onları en iyi şekilde anlatmak. Şimdi e, yaptığım işi yapmanın avantajı şu, dezavantajı şu: e, Her konuda her şeyi bilemezsiniz, her konunun her şeyini bilemezsiniz ama hemen her konuda bir şeyler bilmek durumundasınız. Yani en azından insanların Mesela sizi seyredenlerin ya da okuyanların ya da dinleyenlerin muhtemel meraklarını konuğunuza sorabilecek kadar o konuyu çalışmalısınız. Yani dersinize günü gününe çalışmalısınız. Gelişmeleri takip etmelisiniz. A'dan Z'ye hiçbir konuyu bilemezsiniz. Böyle bir gerçek üstü bir beklentide kimse girmemeli zaten. Ama dersinize sıkı çalışmak mecburiyetindesiniz. Bu aslında... Ee, özel hayatınıza da birçok şey kazandırıyor. Çok farklı insanla sohbet edebilme becerisini geliştiriyorsunuz. Doğru. Ee, ama bir şey söylemem lazım bu işi yaparken özellikle ee, bilmediğiniz yerde, bu işi değil herhangi bir şeyde insanlar bilmediklerini söylemekten çekinmemeliler. Samimi sorular sorabilmeliler. Mesela e, konuk Ettiğiniz herhangi biriyle ilgili onun uzmanlık alanından giderken elbette temel şeyleri bilmek zorundasınız. Ama bu benim hiç bilmediğim bir konu. Hocam izninizle, şimdi kafama takılıyor deyip bunu samimiyetle sorarsanız karşınızdaki size yardımcı olur. Tabii ki. Bu yardımı da açıkça alabilirsiniz. Dolayısıyla e, yeri geldiğinde bunu bilmiyorum, bunu öğrenmedim ama öğrenmek istiyorum demekten çekinmemek lazım. Doğru söylüyorsun. Şimdi sen ve senin gibi çok başarılı birçok medyacı... dostumuz sayesinde biz her şeyden haberdar oluyoruz. Şöyle bir dünya düşünüyorum, bir anda bütün medyacılar ortamdan çekilse... ve biz... haberlerle baş başa kalsak ama arada medyacılar yok, ne değişirdi hayatımızda ve dünyada acaba? E, i̇letişim ciddi anlamda sek sekteye uğrardı, sıkıntıya uğrardı, kesintiye e, uğrardı. E, bu... Hayali bile kurulması zor bir şey. E, medyacılar, iletişimde hoşlandığımız, hoşlanmadığımız, her türlü bilgi akışında ihtiyaç duyduğumuz unsurlar arada. E, dolayısıyla onların e, varlığı herkesin edinmek istediği bilgiye ulaşması bakımından çok önemli. Onların dediğim gibi hadi kilitlendim kaldım şu anda aslında nasıl bir dünya olurdu diye. Değil mi? Ben Biz de şöyle düşündüm. dinlenirdik biraz. Biz dinlenirdiniz ama biraz sonra dinlenirdik sonra çok Ama çok sıkıcı olurdu. <laughs> ben e, birden hafızamız sıfırlansa, evet. bütün bu iletişim becerilerimizi unutsak ben sıfır noktasından tekrar İnsan insana iletişimden bugünlere yeniden gelebileceğimizi zannediyor. Biraz zaman alsa da mutlaka olurdu bu. Değil mi? Olması gereken bir şey çünkü. Ee, kesinlikle. Haberleşme hani bu medyadan, sosyal medyadan şundan bundan bahsediyoruz ama haberleşme en başta insanın varlığıyla ortaya çıkar ve insanın birbiriyle bilgi, duygu, fikir alışverişinin hepsi haberleşmenin Doğası kaynağı bunlar, İhtiyaç. ee, ihtiyaçları. ...tabiatla iletişimimiz... ...nesnelerle iletişimimiz... ...insanlarla iletişimimiz... E, ...bugünkü medya bizi getirirdi... ...çok da uzun sürmez onu söylüyorsun. Peki sohbetimizin hemen başına dedim ki... ...sevgili öğrencilerimize... ...sosyal medyayı artık kullanıyorsunuz... ...diye e, hitap ettim. Onların hayatında da artık... E, ...11, 12, 13 yaşlarında da olsalar... ...sosyal medya hiçbir şey olmasa... ...EBA'dan derslerini izliyorlar... E, ...ve internet üzerinden de ulaşıyorlar ama... ...sosyal medya çok sınırlı sınırsız bir alem. Bu yaştaki bir ortaokul çocuğuna sosyal medya kullanıcılığında neleri tavsiye edersin sevgili Zeynep? Şöyle bir şey var. Bir kere e, ailelerinin, öğretmenlerinin onları çok sevdiğini gerçekten unutmasınlar. E, tanışmış oldukları bu dünyada adımlarını atarken onlara rehberlik edecek olan büyüklerini ihmal etmesinler. Yani e, çok sevildikleri için aslında bir sınırlama veya dikkat çağrısı varsa çok sevildikleri için. Dolayısıyla e, rehberliğe bilmediğiniz bir yolda gittiğinizi düşünün. Bir yere geldiniz, hiç daha önce tanımadığınız bir yolda yürüyeceksiniz. Kendi başınıza keşfederek de bulabilirsiniz, öğrenebilirsiniz. Ama bu çok zaman alır. Belki hatalar yapmanıza ve geri dönüşsüz hatalar yapmanıza sebep olabilir. Bu yolu sizden önce denemiş insanların rehberliği bu yüzden çok önemli. Onlar da aileler ve öğretmenler ve belki çevrelerinde güvendikleri abileri, ablaları, fikir alabilecekleri dostları, arkadaşları böyle söyleyelim. Şimdi çok cazip eğlenmek için, bilgi edinmek için insanın eğlenmeye de ihtiyacı Tabii. var. Ve özellikle dediğiniz gibi mesela içinden geçtiğimiz bu süreçte Covid-19, korona diyoruz. Ee, hayattaki temel ihtiyaçlarımızdan biri sosyal medya oldu. Hem bilgilenmek için hem de eğlenmeye, üstelik ruhumuzu da beslemeye devam edebilmek için. Bunun imkanlarından yararlanıyoruz. Uyarıları lütfen dikkate alsınlar. Kimse aslında e, bir imkandan, bir alandan alıkoymak istemiyor. Çocukları, gençleri, yetişkinleri. Fakat şöyle bir şey var. E, zaman kaybına gerek yok. Kendilerine o sınırsız dediğiniz şey var ya. O kadar bir yönüyle de e, hem merakı çekiyor ama o kadar zaman kaybettiriyor ki. E, dolayısıyla mesela şöyle olabilir. Gerçekten sevdikleri şeyler neler? Sosyal medyayı da, dijitali de amaç değil araç olarak kullansınlar sevdiği ve hoşlandığı şeylere ulaşmak için. Evet. Resimden mi hoşlanıyor? Müzikten mi hoşlanıyor? Ne bileyim yani edinmek istediği bilgi hangi şeyle ilgiliyse ona mı ulaşmak istiyor? Oyun oynamak mı istiyor? Ama oyunun kendisi bile sınırsız. Tabii. Halbuki zamanın kendisi sınırsız değil. Bir günde 24 saatçik. E, onun içinde yiyeceğiz, içeceğiz, uyuyacağız. Dersimiz var, işimiz gücümüz var. Ne yapacağız? Demek ki hoşlandığımız şeyleri bir kere tespit edelim. Ardından da e, sosyal medyanın kendisini veya dijital platformu e, amaç edinmeyelim. O bizim güzel şeylere ulaşmamız için bir araç. Eğer böyle görürsek, hoşlandığımız şeylere ulaşabilmenin doğru bir kanalı olarak görebilirsek, hem süreyi daha doğru kullanırız, hem içeriği daha doğru kullanırız. Bir de ee, çok hoşuma gidiyor bunlar benim aslında. Ee, süreyi sınırlandırmak önemli. Onu hiç unutmayalım. Ee, ama mesela proje düşünsünler. Bir şey söylemenin bir yolu olarak düşünsünler. İlle bir şey almak değil. Kendileri ne söylemek istiyorlar? Harika. Ben de şimdi o konuya geçecektim. Sosyal medyanın iki boyutu var. Ya bir şeyleri alırsınız evet. ya da o boyuttan birilerine bir şey verirsiniz. Ortaokul öğrencileri için... Bir şeyler verebilmenin zamanı gelmiş midir? Ne dersiniz Zeynep? Kesinlikle olarak? Kesinlikle vardır. Çünkü e, iletişimi dediğim gibi insan ilişkilerinden başlatıyorum. Kendi ortaokul çağlarımı düşünüyorum. O zaman sosyal medya yoktu. Dijital platform böyle gelişkin değildi. Biz bunların çok uzağındaydık. İletişim olarak bir aracı olarak bildiğimiz şeyler televizyon, gazete, radyo gibi klasik e, yollardı. Ama biz öğrenciliğimize devam ederken mesela e, duvar gazetesi yapıyorduk. Evet. Ee, mesela bir sahne oyunu, e, sahneye bir oyun koyuyorduk veya uygulamaları var oturduğun yerde Evet, yapabiliyorsun, Yeni değil yıl mi? gelirdi, ya. seneye başlarken veya sene sonu için kendimiz yazar, kendimiz oynardık ve bu aslında bir iletişim arayışıydı. Bizim bir sözümüz var, bunu duyun demekti. Şimdi kimse o zaman başka, bu zaman başka demesin. İnsan bilgi edinmek istiyor, insan sözünü duyurmak istiyor. O gün sahne üstünde veya duvar gazetesinde yapıyorduk. Bugün bunun yolu dijital mecra. Bu kadar basit. Bu kadar basit. Şimdi biz o gün onu yapıyorsak demek ki ben 12-13 yaşlarında bu ihtiyaçla bir şeyler yazıp bir şeyler söylüyorsam ve o gün diyelim ki bunun sınırı 40 kişilik kendi sınıfımda. Yan sınıfı da katarsak 80 kişi 100 kişi. <laughs> Ulaşabileceğim insan sayısı en fazla buydu. Evet doğru. Bugün bu sayı da olabilir. Bunun üstü de olabilir, altı da olabilir. olabilir. Bunu da küçümsemesin kimse bu arada. Arkadaşlara söyleyeceğim Tabii. şeylerden biri bu. Kendiniz dışında sesinizi ulaştırdığınız kim varsa bu kıymetli bir şeydir. O zaman bir söz söyleyin. Söylemek istediğiniz şey üzerine düşünün ama. Not alın. Rastgele Anladım. değil. Not alın. Eğlence üzerine olabilir, bilgi üzerine olabilir. Sokağınızdaki bir şeyden siz haber verin. Değil mi? Yan tarafı siz haberdar edin. O gün sokakta ne oldu ne bitti. Kediler aç mı tok mu? Bu bile ne haber. Öğren e, bu haber. Ne öğrendiniz? Öğrendiğiniz şey size ne hissettirdi? Derslerinden öğrendiklerini bile haber olarak aktarabilirler. Kesinlikle, öyle değil mi? Kesinlikle öyle. Edinmiş oldukları şeyleri not etsinler. Not ettikleri şeyler üzerinden paylaşımlarda bulunsunlar. Böylelikle daha çok düşünmeye fırsatları olacak. Öyle olduğu zaman da e, hem fazladan zaman e, kaybetme gibi bir tehlikeye düşmemiş olacaklar. Düşünsünler, düşünsünler. Söylenecek çok şey var ve bu sosyal medya iyi bir mecra bunun için. Sadece değer mi değmez mi buna baksınlar. Yani takip ettikleri şeyler neler buna baksınlar. Burada bir kere daha söyleyeceğim, tekrar olacak ama lütfen anne babalarının, öğretmenlerinin. Ablalarının, abilerinin kendilerini aslında çok sevdiklerini e, unutmasınlar ve onların rehberliğinden yararlansınlar. Bu güzel bir şey. Sevgili Zeynep Türkoğlu o kadar güzel şeyler söyledin ki şu anda ortaokul öğrencilerimizin dikkatli bu konuyu kafalarında şöyle bir geçirdiklerini görür gibiyim. Hatta belki de projelerini hayal edip onları paylaşmak adına bir şeyler yapacaklar. Son küçük bir sorum daha var. Şimdi bu yaştaki gençler belli e, sosyal medya alanlarında... Hep böyle beni daha çok insan takip etsin diye bir hayal içine giriyorlar ve de arkadaşları arasında kıyaslamalar yapıyorlarmış. Sayısı çok olan, takipçisi çok olanlar, az olanlar da dalga geçiyormuş. Bu konuda <laughs> neler söylemek istersin? Yapmasınlar. Tabii ki yapmasınlar. Çok, <gülüyor> <gülüyor> çok ayıp değil mi? <laughs> Şöyle bir şey var. Ee, tamam bazı ölçüler var hayatta ve o ölçüleri fark ettikten sonra insanlar kendilerini bir şeylere zorlayabilirler. Peki bu gerçekten onları mutlu ediyor mu? Buna bir dönüp baktıklarında kendilerini gerçekten dinlerlerse mutlu eden şeyin bu olmadığını fark edeceklerinden eminim bir. İkincisi bir şey daha söyleyeyim. Az önce söylemiştim. Bu da yine tekrar olacak ama diyelim ki takipçi işte kendi mikro bloklarında, Facebook'ta, Twitter'da, şurada, burada herhangi hesabı kullanıyorlarsa kendileri dışında her kim takip ediyorsa onları bu kıymetli bir şey. Kendilerinden sonra artı bir. Bu artı beş olabilir, artı yüz olabilir, artı bin olabilir. Takipçi sayısının çoğalması demek size prestij değil, sorumluluk yükler arkadaşlar. Tabii. Yani ve aynı zamanda çevrenizi kalabalıklaştırır. Lütfen dikkat edin. Zamansız ve yersiz çevrenin kalabalıklaşması tehlikelere yol açabilir. Yani bu işin bir başka farklı boyutuna zıplamış oldum şu anda ama buna lütfen dikkat edin. Bu prestij değil, sorumluluk kazandırır gerçekten. O bakımdan e, söylediğiniz söz o kadar kıymetli ki, 100 kişiye de, 500 kişiye de, milyon kişiye de söyleseniz kıymetli. Karşınızdaki tek kişiye de söyleseniz kıymetli. Bir insan sizi dinleyip, görüp etkilenecekse bunun bir değeri var. O bakımdan sayılara takılmayın. Sizi seyreden bir göz, dinleyen bir kulak varsa, her söz kıymetlidir ve siz güzel bir şey yaparak, iyi bir şeye imza atıyorsunuz demektir. Bunlara çok fazla takılmayın gerçekten. Harikasın. Çünkü anlamını kaybedecek bir zaman <laughs> çok sonra. Çok haklısın sevgili Zeynep. Sana çok teşekkür ediyoruz. Çok Rica mutlu ettin bizi. Ben Güzel teşekkür sohbetini. ederim. Büyük sevgide. Sağ olun. Sevgili öğrenciler, sevgili Zeynep Türkoğlu ile birlikte olduk. Tekrar görüşünceye kadar şimdilik hoşçakalın.